1975 yılında ilkokulu bitiren Sadık Çakır 15 yaşında saat tamirciliğine başladı. Aynı dükkanda uzun yıllar çalışarak 2009 yılında emekli olan Çakır, sürdürdüğü meslekle iki çocuğunu okutarak birinin doktor, birinin de öğretmen olmasını sağladı. Emekliliğine rağmen mesleğini sürdüren Çakır, 48 yıldır bozulan saatleri tamir ediyor. Burun kara bize daha gelmemiş galiba. Bir necidikine geldi. Ne? Ona bakalım, ağır mı bakalım? Yani o bibim, sen hiç mi varsın? Sadık Çakır, babam madenci olduğu için ve o dönemlerde maden işlerinin ağır olması dolayısıyla bir evin tek evladı olduğum için madene girmemi istemedi. O bakımdan bir akrabamızın vasıtasıyla Karabük'e gelmiş, rahmetli patronumuzla görüşmüş, bir çocuğumuz var, işe alır mısın diye demişti dedi. Babam madenci olduğu için madenler o zaman çok ağır şartlarda bu dediğin zaman 77 gibi yıl. Bir evinde bir oğlu olduğum için bu ağır işlere girmesini istememiş. O bakımdan bir akrabamız vasıtasıyla işte Karabük'e gelmiş. İşte bu şu anda rahmetli oldu patronumuz İsmail Toker. Söylemiş demiş böyle böyle onu tanıyormuş. Bizde bir işte çocuk var. Hani çırak olarak alır mısın diye. O da gelsin demiş ama oturacak sandalye yok. Ayakta durursa gelsin demiş. Ve biz bir fiil 6 ay, 7 ay gibi hiç oturmadan ayakta bu işi seyrederek ondan sonra yer açıldı ve öyle başladık bu işe. O gün bugündür de devam ediyoruz. Ya, tabii ki süreç farklı. O zamanlar mekanik saatler vardı. Mekanik o zaman çoktu. Yani tamir olayı da çoktu. Şimdi ne oldu? 80'den sonra elektroniğe döndü. Elektronik tabii ki biraz zor oldu anlama şeyimiz. Ondan sonra İstanbul'da Orient firması vardı. Şirket kurs açtı. Oraya kursa gittik. Onun çok büyük faydasını gördük. Elektronik yeni nesil saatlerde diyelim. Böyle devam ediyoruz şu anda. Saat her şey. Hayatımız her şey. Atakin de almışlar.